Gelelim tabii ki benim burada bulunma sebebime. Bu da yarışmamız. Epek tabii ki 15.000 TL ödül. Yani bugün de senin kader günün. O gün bugün, o gün. Evet, yani inşallah. Yani bakalım bugün maharetini, bu mutfaktaki tecrübeni konuşturma günü. Evet. Tabii öncelikle bir menüyü konuşalım. Hı-hı. Neler hazırlayacaksın bugün bize? Ne pişireceksin? Çorbada terbiyeli tavuk suyu çorbası var. Terbiyeli tavuk suyu çorbası var. Ara sıcakta soslu patlıcan var. Evet. Paçanga böreği var. Oh. Etsiz çiğ köfte var. Ne? Evet. Neresin sen? Sivaslıyım. Oo, Sivas'a da selamlar. Zara. Oo, Sivaslara ev selamlar. Çiğ köfte yoğuracaksın. Evet, çiğ köfte yoğuracağım. Vay! Tavanada atakma. Atmayalım bence de. Evet, sonra ana yemeğe mantar geçelim. Mantar soslu bonfile sarma var. Ha, güzel. Domatesli arpa şehriye pilavı var. Tamam. Dün yapılamayan kaşık sen salatası var. Sen ne yiymişsin sen? Temsilini de tahtaya kalan şey şiir okumaya çıkmış heyecan. Televizyon seyrediyorum. Çay içiyorum. Normalde böyle bakıyorum. Değil işte. Eve dönüyorum. Geliyorum. Tekrar oturuyorum. Bir tutuk gördüm yani. Normalde böyle değil. Dün çok değil. Rahattı. Hele Olena'yla bir espriler. Yani böyle bir sıcak i̇şte, çok yani şeydi bir insandı. Evde benim normalde kafamın etini yer. He. Konuşur hiç susmaz. Sus dersin susmaz. Ama dün tutulmuş Olena'yla da güzel konuşmuş. Yani hatta Olena dedi ki beni çok burada o gün rahatlattı dedi. Hayır. Yani hiç bahsetmiyorum böyle şey. Teşekkür ederim size dedi. Olena'yla dönüp tanışmak istiyorum. Bugün tanışırsın. Evet. Evde mi olacaksın sen bugün? İşin gücün vardır, seni tutmayalım. Ben bir göreyim öyle giderim. Evet peki. Nerede kalmıştık? Arpa şehriye mi yapacaktık pilav? Domatesli arpa şehriye pilavı. Yap. Salata. Dün yapılamayan kaşık salatası. Ben yapacaktım, doğru söylüyorsun. Evet. Ve tatlıyla bitireceğim. Tatlıda da tavuk göğsü, yalancı tavuk göğsü. Yalancı tavuk göğsü. Evet. Yapacağım sizlere. Teşekkür ederim öğretmenim. Evet, peki. O zaman seni markete göndereyim. Tamam. Tamam, hadi. Üstümü değiştireyim. Değiştir. Terli terli çıkma, atletini değiştir. Güldane, müdahale etmek ister misin markete giderken? O halleder inşallah bizim diye düşünüyorum. Bizim bir yarışmacı vardı, izledin mi ilk hafta Oğulcan? Eşi tişört bastırmıştı. Merhaba ben karısı diye resmi vardı üstünde. Fragmanlarda gördüm. Ha, yaptırsana. Ben de... Yok yaptım. Aa bak gene sen biraz daha insaflı çıktın. Aynen. O gün beyin ara sıcaklarına baktığımda hiç hazırlanmadığını görüyorum. Gerçekten çok basit. Son derece birbiriyle alakasız. Üç tane şeyi. Yani pastırmadan sonra bir çiğ köfte geçişi. Üzerine de bir belki tahminimce yağlı kızarmış bir patlıcan ve sos. Hiç hoş... bulmadım ara sıcaklarını, hiç beğenmedim. Tabii önüme gelene bakacağım, ona göre değerlendireceğim ama beklentim şu an düştü. Fiyasko bence. Keşke başka birisini alsaydık yarışmaya diyeceğim yani. Hakikaten başka birisi gelseydi rakip olarak bence daha iyi olurdu. Çok komik bir menü. Bir çiğ köfte, bir börek, bir patlıcan, bir tavuk, sonra bonfile. Menü nasıl yaptı biliyor musunuz? Ben her şeyi yapabiliyorum. Hem tavuk pişirebiliyorum, hem et pişirebiliyorum, hem çiğ köfte yiyebiliyorum, hem patlıcan yapabiliyorum. Ha sonra daha sütlü tatlı yapabiliyorum vesaire şeyini yapmaya çalıştı. Bir saat bile almaz bu. Bu menü benim bir saatimi almazdı. Çünkü burada açma börek yok. Paçanga 2 dakikada saracak. Yok yarım saatimi alırdı bu menü benim. Ben yani hiç puan vermeyeceğim. Koş gürü biz koş, geç kaldık. Koş o gün koş. Eli lezzetli mi? Çok. Vallahi. Çok yani benden muhteşem yapıyor. Ben kendimi katmıyorum zaten de. Ne diyorsun ya? Aynen öyle. Bak bir kadının bunu söylemesi de kolay bir şey değildir yani. O kadar yani. O kadar lezzetli ve ben güveniyorum da zaten ona. Ve o 2,5 saatte bütün hepsini yetiştireceğine masasına kadar eminim, güveniyorum. O gün hoş geldin. Hoş bulduk. Neyle başlıyoruz? Önce kasaba git. Emin misin o gün? Evet. Malzemelerini alarak git bari. Abi bonfile dövülecek. Bonfileyle ne yapacaksın? Bonfile sarma yapacağım. Ana yemeğin bonfile sarma mı? Evet. Bonfile sarmada etin nasıl olması lazım? Etin yumuşak olması lazım, o yüzden bonfileyi seçtim. Arsan onu hazırlarsın, ben gelir alırım. Bonfileyi dövecek mi? Evet, dövecek, biraz açacak. Başka ne alacaksın? Tavuk but, çorba için. Şöyle 2 tane tavuk but alayım. 7 parça değil mi? Evet, 7 parça. Ana yemek için sipariş edilen bonfileler hazırlanırken yarışmacımız alışverişine devam ediyor. Abi çok acıtma etimin canını. Acıtmasın mı? Abi Tolga abiyi çağırabilir misiniz ya? Buradan ne alacaksın? Krema alacağım. Krema burada, görmüyor musun? Kremayı ve yumurtayı alan o gün manav bölümüne geçip limon seçiyor. O gün
Sence Olena sana kaç puan verir? Olena mı? Evet. Her şeyi beğenir, puan vermez. Vermez mi? Evet. Biraz da havalı sanki. Biraz değil, bayağı havalı. Sence Olena'nın dudakları silikon mu? Bilmiyorum, dudaklarına dikkat etmedim de Ümit Bey dikkat etti ama. Ümit Bey dikkat etti mi? Evet. Olena yemekten anlamıyor. Bence zaten doğru yarışmada değil kendisi. Yemek hakkında hiçbir bilgisi yok. Olena ile Yıldız'ın barışamaz. Kendisinden gerçekten böyle tanımadığım halde negatif bir enerji aldım. Aynı zamanda bana beni kıskanıyorsun tarzında şeyler de söyledi. Bunlar hiç hoş değil. Burada sonuçta birbirimiz güzellik yarışmasında değiliz. Güzellik yarıştırmıyoruz, yemeklerimizi yarıştırıyoruz. O gün ben en çok kaşık salatasını merak ediyorum. Kaşık salatasını ezme salata gibi yapacağım. Küçük küçük. Dünkü kaşık salatası nasıldı? Çoban salataydı. Sosu güzeldi ama. Kaşık salatasının sosu öyle mi olur? Tercih meselesi de ben koymam ya. Orijinalinde yok öyle bir sos. Senin için masada sesi çıkmıyor. Varlığıyla yokluğu bir dediler. Desinler ya. Bugünden sonra göstereceğim onlara. Senden tırsınlar mı? Tırsınlar tabii ki. Toz metinli olayım ben. O gün çok terledim, farkında mısın? Abi ter olmazsa emek olmaz, emek olmazsa yemek olmaz. Alışverişe devam eden o gün şimdi de ıspanak seçiyor. O gün bu arada 17 dakikan kaldı. Tamam. Ispanağı nerede kullanacaksın? Bonfilede. Bonfilede mi? Evet. Bu farklı bir bonfileye benziyor. Sivas usulü. Sivas usulü mü? Aynen. İsviçre usulü değil ha. Ben Avrupa'yı şeyler pişirdim, laf ettiler kendileri. İşte ben kendi Anadolu'mdan da çorbamı yaptım. Tatlım Avrupa'ydı, İsviçre tatlısı. Ama onu da bilmemi istemiyorlar. Aa, İsviçre'ymiş bilmem ne, tabağa şunu eğri koydum, bunu bu şöyle koydum. Hepsi benim zil düzendi. O gün sırada ne var? Ah aşkım beni bitirdin ya, bu liste böyle yapılır mı ya? Gerçekten yapılmaz. Vallahi yapılmaz. Dereotu. Dereotu nerede? Bak, dereotu hemen orada. Peki şimdi Olena konusuna gerçekten takıldığını zannetmiyorum değil mi? Espri yapıyorsun. Yani takıldım aslında ama isterseniz bir kahve ya içelim, orada konuşalım. Evet, içelim. Ben detaylı konuşalım diyorum. Olena boşanmış. Aa. Evet. Ne olur ne olmaz, bir de normal ekmek alayım, isteyen olur. Son 3 dakika. Çabuk ol o gün, çabuk. Hemen kasaya gelen yarışmacımız alışveriş listesini yeniden gözden geçiriyor. Unuttuğum bir şey var mı? Toz şeker, toz şeker. Eyvah! Son bir dakika, çabuk! Nerede bu şeker? Nerede abi? Şekerler burada, çabuk gel. Heh. O gün resmen ter içinde kaldın. Son 30 saniye, çabuk! O gün unuttuğum bir şey var mı? Baktım, pirinç unu da koyduk. Son 20 saniye, dikkatli bak. 19. Kremayı aldık, mantarı aldık. 18. Pastırma. 17. Kaşar, yufka gibi. Son 10 saniye. Tamam. 5 saniye. Tamam. Ne kadar tuttu? 757. 600 lirasını biz ödüyoruz. Bütçem bu kadar o gün. Tolga abi, cüzdan yanımda değil. Ben sana 150 lira getireceğim, 157 lira. Akşam getiririm program bitince. Market alışverişini tamamlayan yarışmacımız yemeklerini yapmak için eve dönüyor. Zuhal Hanım. Efendim, pardon. Şaka değil mi? Ne şaka? Yani Sivaslı mıymış? Kim? Olena'nın eşi. Boşandı, boşandı eşi. Evet evet. Ben gerçekten ben boşandı eşinin Sivaslı olduğunu mu? Ya espri yapıyoruz ya. Olur mu, herkesi işinde gücünde, Allah Allah. Sende de takıldın ha. Ama niye yani, onu nerede var, söylemişler? Yemek masasında mı söylemişler? Ben gerçekten duymadım. Dün tansiyon çok yükseldi masada zaten. Vallahi hadi canım. Vallahi sofrada ben söylemişler sanırım. Ben çok rahatsız oldum. Neden rahatsız oluyorsun ya? Ben bugün yarım gün izinliydim. Ben bugün tam gün burada olayım, bir göreyim. Eyvah. Ya işe gitmeyeceğim mi? Gitmeyeceğim. İşine gücüne bak sen. Yok. Yok. Benim içim rahat etmez. Kalabalık olacak buraya onca insan. İçim rahat etmez, ne olur. Ben bir göreyim, bir teftiş edeyim. Eskisi de Sivaslıymış. O güne söyleyin gelmesin marketten. O gün arabayı da asansörle çıkaracak mısın? Evet, asansörle çıkacağız. Bravo o gün. Yardım et Gürbüz, yardım. Çok pratiksin, helal olsun sana. Sivaslıyık abi. O gün neler hissediyorsun? İyi geçti değil mi? Alışverişi yetiştirdin. Yetişmeyecek diye korktum. Toz şekeri son 30 saniye kala aldım. Bitse bitmiştim. Yoksa biraz panik misin? Panik değilim ya. Sadece biraz tansiyon yükseldi. Kartal gibi yapacağım bu yemekleri, kartal.